Merhaba. Son zamanlarda bana baya bir DC motor lazım oldu ve bunun çalışma voltajı 12. Fakat bana lazım olan 3 volt. Ve şimdi biz burada hem bu DC motoru güçlendirmiş olacağız hem de 3 voltluk motora çevireceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Arkadaşlar salgısını sökeceğiz. Yerine biraz daha kalın, daha iyi iletken olabilmesi için 0,15'liklerden paralel bağladığımız şu anki çapı 1 milimetre olan bir sarım teli saracağız. Hatta şöyle çapını gösterecek olursak, şöyle bir bakacak olursak 1 milimetrelik çapı oluyor. Şu iki boşluk arası 1 milimetre. 10 milimetre zaten 1 santim yapıyordu. Şöyle 1 milimetre çapında ortalama en az bir sarım telimiz var. Şimdi motor sökerek işlemimize başlayacağız. Evet, sonunda çıkardık. Burada. Hatta ilk önce şöyle bir şey göstereceğim. Bu akümden gelen 12 volt. Hatta size ölçerek de göstereyim. İlk önce bir testini yapalım. Daha sonra sökümünü yaparız. Şöyle göstereyim. 12 volt. Akümü kullandığım için biraz da boşalmış ama denemek için iyi bir voltaj. Şöyle bakın. Elimle tutamıyorum burayı. 12'de. Bayağı bir. Hatta şöyle yan tuttuğumda da ses çıkıyor. Büyük bir ihtimalin kömürlükleri azalmıştır. Evet, pilimi getirdim. Şu an benim istediğim bu pilde şöyle elle tuttuğumda tutulamayacak bir hale getirmek. O kadar güçlü olmasını istiyorum. 3 voltta. Yani bu motoru kısacası 3 voltluk motora çevirmek istiyorum. Şimdi şöyle bir testini yapacak. Bakın, tutabilirsem göstereceğim. Bakın, tutuyorum. Motor duruyor yani. Şimdi bunu sargısını değiştirerek sonraki testlerini yapalım. Şimdi ilk önce şurada yanlarda çentikler var. Bunları açmam gerekiyor. Tüm çentikleri açtıktan sonra şuraya bir tık vurursam böyle görmüş olduğunuz gibi sökülecektir. Evet, kömürlükleri azalmış. İlk önce bir deneyeceğiz, sonra kömürlüğünü yaparız. Çünkü kömürlük olmadan denemiştik. Söktüğümde bobin kısmı elime geliyor. Şu an bakılacak olursak ince telden çok spirli sarılmış. Biz bunu kalın telden saracağız. Şöyle hatta aradaki farkı gösterecek olursak. Şimdi ilk önce sökmeye başlıyorum. Bunun için bir bıçaktan yardım alıyorum. Şuradaki çentikleri açıyorum. Şöyle göstereyim. Evet, ilk çentiği açtık. Şu şekilde tüm çentikleri açıyoruz. Evet, söküm işlemini yaptık. Bu esnada ellerimiz de biraz kirlendi. Şöyle aradaki kalınlık farkını gösterelim. Önceki sarılı turşu, yani sarılı telle şu an saracağımız tel arasındaki fark. Bu ince sarılıydı. Ben size biraz daha kalınlaştıracağım. Her bölük arasında 27 tur sarılıydı. Bunda balans ayarı yapılmış. Yani şurada balans ayarları yapılmıştı. Fakat biz onu yapamayacağız ama elimizden geldiğince düz saracağız. Balans oluşmasını engellemiş olacağız. Bunlar şurada delikler açarak, yani bu tarafla bu tarafın ağırlığının aynı olmasını sağlamak içinmiş. Şimdi biz sarım işlemini yapmadan önce şöyle bir şey yapacağız. Şu bakır telin ilk kısmına lehimini yapacağız. Bu şekilde üzerindeki emaye'nin sökülmesini sağlayacağız. Yani emaye dediğimiz şey yalıtımı yapılmış. Şu an dışta iletken değil. Ve biz bunu ilk önce bir zımpara yardımıyla sökeceğiz. Daha sonra lehimini yapıp sarım işlemine başlayacağız. Evet, sonunda
işlemimizi yaptık. Güzel bir şekilde lehimini emdi. Güzel bir şekilde hatta şu an ne kadar çok paralel olduğunu görebiliyorsunuz. Bunu yapmamızın sebebi manyetik alanın olabildiğinde çok oluşması, fakat ısınmaların oluşmamasını sağlamak. Ki beni bilenler bilir, genelde ben kalın tel, direkt kalın tel tercih etmem. Paralel bağlanmasını tercih ederim. Bu şekilde daha iyi sonuç aldığım için böyle yapmayı tercih ediyorum. Şimdi ilk başta bir tane oluktan başlıyoruz. Ben şuraya yerleştireceğim şunu. Hemen ardından şu şekilde istediğiniz yöne sarabilirsiniz. Ama tümünün aynı yönde sarılması gerekiyor. Eğer bunu saat yönüne sardıysanız diğerini de saat yönünde sarmanız gerekiyor. Şimdi ilk turumu attım ve atmaya başlıyorum. Ki attığım turlarda eşit bir şekilde sayarak yapıyorum. Evet dostlar, 17 turumu sardım ve 17 tur sardıktan sonra şöyle bir şey yapacağım. Şimdi şu tam buraya denk geliyor. Şimdi burayı tekrardan lehim yapacağız ve ardından tekrardan aynı şekilde, bakın bunda şu tarafta başlamıştık, şöyle göstereyim. Bunda şu taraftan, yani şu oyuktan başlayıp şu şekilde sarmıştık. Tekrardan buna bağladıktan sonra aynı şekilde şu oyuktan başlayıp aynı yönde sarıyoruz. Şimdi hemen tekrardan şu olduğu yeri belli ederek, yani şurası belli ettik. Yani kısacası şurası. Şimdi burayı tekrardan şöyle soyuyoruz. Lehim işlemini yapıp sarımla devam edeceğiz. Evet dostlar, lehim işlemini yaptık. Şöyle göstereyim, iyice bir emle tüm hatlar üzerinde güzel bir şekilde lehimini yaptık. Şimdi şu oyu açarak şuradan geçiriyorum ve tekrardan aynı yönde sarıyorum. Bu arada şuradaki görünen beyaz toz gibi görünen şey pastaya batırmıştık. Pastanın kurumasıyla o hale geldi. O başka bir şey değil, yanlış anlamayın. Şimdi tekrardan aynı yönde 17 turda bu oyu sarıyorum sıkı bir şekilde. Evet, tüm sarım işlemi bitti. Tüm oluklara 17-17 olacak şekilde telimizi sardık. Şöyle yakından da göstereyim. Bu şekilde düzgün bir şekilde tüm oluklara eşit bir şekilde hepsini sardık. Şöyle lehimlemesini de yaptık. Şurada bir kirlilik görüyorsunuz. Burada birbirine temas etmiyor kesinlikle. Bunun bu şekilde burada görünmesinin sebebi, pasta kullandığım için orada öyle bir kuruyunca o şekilde bir görünüm verdi. Ama kesinlikle birbirine orada temas etmiyor. Buna da dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi ikinci işlem olarak şöyle rotorumu motoruma takıyorum. Ölçü aletimi alıyorum. Bir probunu herhangi bir kısmından sabit tutarak tümüne bakıyorum. Hepsinin birbiriyle birleşik olması gerekiyor. Şöyle, tamam, bu iletiyor. Bunun lehimi olmuş. Bu sefer de diğer taraf. Evet. Güzel. Şimdi gövdeye bir kaçak var mı ona bakacağız. Hayır. Hiçbir şekilde omaj değeri vermiyor. Yani gövdeye kaçak yok dostlar. Bu da bizim için güzel bir şey. Şimdi motorumuzu toparlayacağız. Toparlamadan önce şöyle bir hazır çıkarmışken temizliğini de yapalım. Evet, bunu da yaptıktan sonra motorumuzu takabiliriz. Hemen motorumuzu da taktıktan sonra testini yapabiliriz. Evet, bu şekilde motorumuz
Hemen rahat bir şekilde oturdu. Şimdi üst kapağını takacağız. Şöyle göstereyim. Şu şekilde papuçları yana vererek oturtuyorum. Biraz döndürecek. İyice oturduğuna emin oluyorum. Şu şekilde. Ardından motorun, yani rotorun ortada bir şekilde durması için gerekli olan üst kapağını da takıyorum. Evet dostlar, tüm işlemimizi yaptık. Tekrardan bir gövdeye temas var mı, onu tekrardan bir kontrol edelim. Evet, hiçbir şekilde bir temas yok. Tabi ölçü aleti otomatik olduğu için tüm omajları ölçüyor. O yüzden elimi gövdeye vurmamam gerekiyor. Evet, bir temaslık yok. Ölçü aletini şöyle göstereyim. Bakın, vücut direncini dahil ölçüyor. O yüzden vurmamam gerekiyor. Evet, herhangi bir temaslık yok. Şimdi deneyebiliriz. Ucunu da takarak deneyelim. Evet dostlar, tüm işlemimiz bitti. Ucunu da taktım. Şimdi pilimin bir voltajını kontrol edeceğim. Tekrar. Evet, pilimiz 3.7. Voltajı kullandığım için biraz düşmüş ama çalıştırma yetecektir. Evet, gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi güç testini yapacağız dostlar. Oho! Oo, durmuyor lan. Oho! Elimi yaktım. Şöyle göstermek istiyorum. Odaklanmıyor, odaklansa. Evet dostlar, gayet güzel bir çalışma oldu. Durmuyor. Tam işime yarayan bir motor oldu. Şimdi bunu maksimum 6 volta kadar besleyebilirim. 6 volttan sonrası zarar verecektir. Da şöyle bir 12 volttan bir şoklama yapacağım. Tekrardan size gösterebilmek için. Şöyle bir voltajını kontrol edelim. Evet, 12, 28. Aynı aküm. Biraz şarj oldu. Şimdi tekrar bir şoklayarak deneyeceğim. Yani sadece vurup çekeceğim. Çünkü tutarsam büyük bir ihtimalle motoru yakacaktır. Bakın. 12 volta daha güçlü oluyor. Ama 3 voltta da gayet güzel bir şekilde çalışıyor. 12 voltta çalıştırmayacağım ben bunu. 5 volt, 6 volt civarı bir voltajda işimi görecek. Dediğim gibi çok güzel bir motor oldu. Bir sonraki projelerde görüşmek üzere. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.